TRT 1 ekranlarında pazar günleri yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisi ilk bölümüyle sosyal medyada dünya trendlerinde ilk 5'e girerken Türkiye'de birinci olmayı başardı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akay'ın yer aldığı dizide Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri konu alınırken milli duygularımızı kabartan bol aksiyon sahnelerine de yer verilmektedir. Dizinin özel olarak tasarlanan ve sahi bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları için Türkiye'nin kalbi Ankara'da dev bir prodüksiyon kuruldu. Başkent ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken MIT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemlerde ilk kez bu diziyle ekrana taşınmış olacak. Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının gerçek hikayelerinden esinlenerek hazırlanan dizide 7 vatanperver kahramanın olağanüstü başarıları ve vatanları için ailelerini geride bırakarak aldıkları ölüm kararı izleyici üzerine de büyük bir etki bıraktı. Türk Milli İstihbaratı'nın kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıları ve nefes kesici hikayelerinin konu alındığı dizide Almanya'da Neonazilerin ailesini katlettiği küçük Serdar'ın Mete Bey ile tanışması ve Mete Bey'in çocuk yaştaki Serdar'ı devlet himayesine aldırarak ona ailesini katledenleri bulacağının sözünü vermesiyle başlar. Serdar, devlet himayesinde usta bir istihbaratçı olarak yetişir ve Suriye'deki önemli birçok operasyonda başarılı olur. Türkiye'nin operasyonel kabiliyetinin artmasından rahatsız olan ve uluslararası arenada son derece etkili şirket adı verilen karanlık yapıysa Serdar'ın bu başarılı operasyonlarından sonra düğmeye basar. Şirket, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin sorumluluğunu son derece acımasız bir terörist olan Zayed Fadi'ye verir ve ülkede yerleşik, uyuyan hücreleri harekete geçirir. İlk saldırı hedefi İHA ve SİHA merkezidir. İHA, SİHA mucizesine imza atan Türk mühendisler ödüllerini almaya giderken acımasızca şehit edilirler. Ve projeyle ilgili gizli bilgiler de şirketin ajanları tarafından çalınır. Büyük üzüntüye sebep olan bu saldırının ardından Türkiye'ye karşı harekete geçmiş bu karanlık yapıyla etkin biçimde mücadele edilmesi için teşkilatın kıdemli ismi Mete Bey'e özel bir ekip kurulması için talimat verilir. Mete Bey ise ekip için teşkilatın alanında uzman en başarılı isimleriyle tek tek görüşür. Ekipte yer alabilmeleri için bir şart vardır. Ailelerini geride bırakarak ölmeden önce ölmek. Resmiyette ölmüş olacakları, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalacakları bu görev için seçilen istihbaratçılar, gelen teklifi vatan aşkıyla tereddütsüz şekilde kabul eder. Ailelerine bir şey söylemeden onlarla sessizce vedalaşırlar. Ölüm haberleri ise aileleri perişan eder ve ekip üyeleri şehit olarak kayıtlara geçer. Serdar ise tüm çabalarına rağmen engel olamadığı saldırının faillerini bulabilmek için kendi araştırmasını yürütmeye koyulurken sevgilisi Ceren'le yaptığı İtalya tatilini de bu yüzden iptal etmek zorunda kalır. Çalınan bilgilerin el değiştireceğine dair aldığı istihbaratın peşine düşen Serdar, failleri yakalamayı umarken Ceren'i görünce hayatının şokunu yaşar. Evlilik planları yaptığı, hayatının kadını olarak düşündüğü sevgilisi Ceren, şirketin bir elemanıdır. Sürükleyici hikayesi ve göz kamaştıran prodüksiyonuyla TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizinin zengin oyuncu kadrosuna gelin hep beraber göz atalım. Küçük yaşta Neonazilerin ailesini katletmesiyle Türkiye Cumhuriyeti himayesi altına alınarak istihbaratçı olarak yetiştirilen Serdar karakterine Çağlar Ertuğrul hayat veriyor. Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987 yılında İzmir'de dünyaya gelir. 1.87 boyunda 81 kilo olup Akrep Burcu'dur. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. Ertuğrul, daha önce Dağ filmi serisinde yer alarak adını duyurmuştur. İşinin yoğunluğu sebebiyle ailesine ve eşine zaman ayıramadığı
ve bunun izahatını yapamadığı gerekçesiyle eşiyle boşanmış, bir kız çocuğu annesi olan Zehra Balaban karakterine ise Deniz Baysal Yurtçu hayat veriyor. Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelir. 1.72 boyunda 55 kilo olup Koç burcudur. Hala Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünde okumaya devam etmektedir. Adını Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde gösterdiği başarılı performansla duyurmuştur. 2019 yılında Barış Yurtçu ile Dünya Evine girer. 30 seneyi aşkın zamandır MİT'te bulunan, vatanperver ve başarılı bir müsteşar yardımcısı olan Mete Bey, diğer istihbaratçıların da babası gibidir. Sert ve soğuk görünümünün yanı sıra, bu meslekte kimseye güvenmemeyi ilk koşul olarak gösteren Mete Bey karakterine Mesut Akusta hayat veriyor. Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya gelir. 1.80 boyunda 85 kilo olup Balık burcudur. Edebiyat ve Sanat Fakültesi mezunudur. 1993 yılından bu yana birçok başarılı projede yer almıştır. Gizli istihbaratçı Serdar'ın evlenmeyi düşündüğü sevgilisi Ceren karakteri aslında terör örgütüne bağlı bir elemandır. Kamuflaj olarak bir pasta dükkanına sahip olan Ceren karakterine ise Ezgi Eyüboğlu hayat veriyor. Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelir. 1.65 boyunda 50 kilo olup İkizler burcudur. İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk bölümünde master yapar. İlk yükselişini 2015 yılında yayınlanan Adı Mutluluk dizisinde canlandırdığı Kumsal Güçlü karakteriyle yapar. 2016 yılında evlendiği Kaan Yıldırım ile 2019 yılında ayrılırlar. Şimdilerde ise Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile güzel bir birliktelik yaşamaktadır. Diğer istihbaratçılardan Hakkı Dayı karakterine Tuncer Salman hayat vermektedir. Tuncer Salman, 15 Mart 1965 tarihinde Uşak'ta dünyaya gelir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro oyunculuğu ana sanat dalı mezunudur. Birçok tiyatro, film ve dizide yer alır. Kılık değiştirerek tanınmaz hale gelen en iyi istihbaratçılardan Pınar Gümüş karakterine ise Ezgi Şenler hayat veriyor. Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelir. 1.68 boyunda 55 kilo olup Kova burcudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Modern Dans Bölümü mezunudur. Bir terör örgütü oluşumu olan şirket yapısının Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin sorumluluğunu verdiği kötü karakterlerden biri olan Zayet Fadi karakterine Mehmet Usta hayat veriyor. Mehmet Usta, 20 Şubat 1973 tarihinde Düzce'de dünyaya gelir. Balık burcudur. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi mezunu olup master eğitiminde aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim Dalı'nda, Sanat Sosyolojisi alanında modernlik ve modernleşme ekseninde geleneksel Türk tiyatrosu teziyle tamamlar. 1997 yılında Ruslar dizisindeki Selçuk karakteriyle tanıdığımız Usta, o günden bugüne kadar birçok başarılı projede de yer almıştır. Annesi ve babasıyla yalnız yaşayan, sert mizaçlı yapısına rağmen esprili bir istihbaratçı olan Hulki Gülbizoğlu karakterine Nihat Altınkaya hayat vermektedir. Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük'te dünyaya gelir. 1.88 boyunda 85 kilo olup terazi burcudur. Profesyonel olarak voleybol oynarken sakatlandığı için voleybolu bırakmak zorunda kalır ve Fenerbahçe Boks Kulübü'nde eğitim alır. 2006 yılında başladığı ekran yolculuğunda birçok dizi projesinde yer alırken 2012 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasında da birinciliğini kazanır. Milli istihbaratın en iyi analizcilerinden, Yale Üniversitesi İstatistik Bölümünü birincilikle bitiren Uzay Çelekli karakterine Serdar Yeğin hayat vermektedir. Serdar Yeğin, 12 Ocak 1980 tarihinde Bursa'da dünyaya gelir. 1.80 boyunda 73 kilo olup Oğlak burcudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Birçok tiyatro, sinema filmi ve dizide yer almıştır. Ekibin en iyi siber uzmanı, aynı zamanda gerçek bir hacker olan Gürcan karakterine ise Ahmet Uğur Say hayat vermektedir. Ahmet Uğur Say, 16 Ekim 1986 tarihinde Manisa'da dünyaya gelir. Terazi burcudur.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunudur. Yüksek lisansını ise Celal Bayar Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı bölümünde yapar. Kurtlar Vadisi, Pusu ve Vatanım Sensin projelerinden sonra Teşkilat dizisiyle ekranlara geri döner. Eski MİT mensubu, kod adı Tesbihçi olan Adem karakterine ise Yavuz Bingöl hayat veriyor. Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelir. 1.77 boyunda 70 kilo olup terazi burcudur. Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümü mezunudur. Birçok albüme sahip olan Bingöl, aynı zamanda tiyatroda ve Beyaz Perde'de de yer almıştır. Bu videoda Teşkilat dizisinin künye bilgileri, konusu ve zengin oyuncu kadrosundan bahsettik. Diğer dizi incelemelerimiz için kanalımızı ziyaret edebilir, oynatma listesine göz atabilirsiniz. Eklenmesini istediğiniz farklı dizi incelemeleri içinse bize yorum bırakabilirsiniz. Detaylı oyuncu inceleme videolarımız için yine kanalımızı ziyaret edebilir, oynatma listesine göz atabilirsiniz. Eklenmesini istediğiniz diğer oyuncu incelemeleri içinse bize yorum bırakabilirsiniz. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.